Evet. Bırakacak. Okulumuz açılacak. Okula gidiyor musun? Nereye gidiyorsun? Çok güzel. Yani okullarımızın açılmasını istiyoruz. Bu yıl artık iş yerlerimiz tekrar kapanmasını istiyoruz. Tekrar sert tedbirler gelmesini istiyoruz. Bunun da yolu kurtuluş aşık. Geçmiş olsun. Yani aile boyu gelmişsiniz. Beyefendiyi tebrik ediyorum. Oğlu tanıttı, annem burada, eşim burada, kızım burada dedi. Çok mutlu olduk yani. Ekip de mutlu oluyor. Benim de okuduğum adım taşer isim söylesin miyim? Biz de çok teşekkür ederiz böyle imkan. Hayır ben sana daha önce fark ettim sana bana mümkün değil. Kayseri olarak 1.232.000 yapmış olduğumuz aşı sayısı var. Yarın için 20.000 civarında randevumuz var. Yarın bu rakam 1.250.000'e dayanacak. Fakat biz halkımızdan şunu talep ediyoruz. Yeterli mi? Hayır, yeterli değil. Biliyorsunuz geçen hafta içerisinde biz sarı olan iller içerisine geldik. %65'i bularak. Şu andaki oranımız ise 65.1. Hedefimiz ilk etapta mavi olmak %75. Daha sonraki hedefimiz ise %80'i yakalamak. Bunu yakalamak için de yaklaşık 350.000 civarında şu anda aşı yaptırmamış insanımızı bir şekilde aşı noktalarımıza getirerek aşımızı yaptırmasını sağlamak. Niçin bunu yapmamız gerekiyor? Çünkü bu pandemiden bizim çıkışımızın reçetesinde birinci madde aşı. Aşı yaptırmaz isek kendimizi koruyamayacağız, çevremizi koruyamayacağız. Biz yeni dönemde okullarımızı açmak istiyoruz. Okullarımızın açılması yapılacağımız aşıya bağlı. Biz İl Sağlık Müdürlüğü olarak tüm ekibimizle hazırız. Günlük yaklaşık tüm Kayseri için 30.000 civarında aşı yapabiliyoruz. Aşıyı yaptırmazsak az önce de ifade etmiştim. Biz okullarımızı tekrar açamayacağız belki. Yüz yüze eğitimi başlatamayacağız. İş yerlerimizi tekrar kapatmak zorunda kalacağız ki dünyada bazı ülkeler pandeminin yeni dalgası dolayısıyla özellikle Delta varyantından dolayı kapatmayı konuşmaya başladı. Bizim bu kapatmayı konuşmamamız lazım. Ve en önemlisi pandemiyi artık gündemimizden çıkartıp normal hayatımıza dönmemiz gerekiyor ki bunun da ana reçetesini bilim dünyası bizlere verdi. Hekimlerimiz bizlere verdi. Lütfen aşılarımızı olalım. Birinci maddemiz aşı, aşı, aşı. Bu noktada tüm halkımızı aşı noktalarımıza, aile hekimlerimize, hastanelerimize randevu alarak gelmeleri noktasında davet ediyorum. Randevularımızı merkezi hekim randevu sistemi üzerinden alabiliriz. E-nabız üzerinden alabiliriz. Ayrıca çok işleri yoğun olan arkadaşlarımıza sistem izin verdiği durumlarda biz yardımcı olmaya gayret ediyoruz. Yardım etmeye çalışıyoruz. Geçen hafta içerisinde bildiğiniz gibi Yontek aşı konusunda hafif bir lojistik sıkıntısı olmuştu. Fakat şu anda yeterince aşımız elimizde var. Dolayısıyla halkımızın tereddüt etmeden aşılama noktalarına gelerek randevularını alıp aşılarını yaptırmaları bizim için çok önem arz etmekte. Şunu da vurgulamak istiyorum. Şu anda Kayseri'de 80.000 civarında insanımız birinci doz aşısını yaptırmış fakat ikinci doz aşısına gelmemiş durumda. Yani 42 günlük aşılama süresini geçmiş durumda ki bu da bizim için çok önemli. Mutlaka ikinci dozları 50 yaşın üzerindeyseniz üçüncü dozunuzu yaptırmanız gerekiyor. Geçen hafta içerisinde şehir hastanesinden açıklama yaptık, duyurduk. Şu anda yoğun bakımda yatan hastalarımızın %90'ı. Servislerde yatan hastalarımızın %90'dan fazlası ya aşısını tam yaptırmamış veya eksik aşı yaptırmış kişilerden oluşmakta.